Burası sıcak, bir yer soğuk. Ortalamamız düşük, zayıf. Hazırsak başlayalım. Evet, gördüğüm kadarıyla hazır zaten. Şöyle, yani gruptaki önce iddiayı sürdürmek için sonra da grup liderliğini ciddi avantajlar sağlayan grup liderliğini ele geçirmek için mutlak ve mutlak kazanmamız gerekiyordu. Hatta yapabiliyorsak kazanmanın da ötesinde belki ihtimal dahilinde eşit puanda da gidebilir sonunda grup. Hem Trabzonspor hem Gümüşhane hem bizim eşit puana da orada gidebilir. Üçlü avaraja da girebilir gibi gözüküyor. Hani en azından fark yapabilmek de temel amaçlardan bir tanesiydi. Ancak Gümüşhane takımı için de herhalde birkaç cümle söylemek lazım ki hem bireysel olarak hem de grup olarak iyi, çok iyi gözüküyorlar. İyi tasarlanmış bir takım. Oradaki maçta bize çok sıkıntılar çektirmişlerdi. Yani ciddi anlamda özellikle maçın ikinci yarısında net pozisyonlara girmişlerdi. Oyun üstünlüğünü de kurmuşlardı. Bununla beraber hadi o saha için bir takım mazeretler geçerli olmakla beraber ileri sürsek de bizim adımıza Trabzon'a, Trabzon'da yenmeyi başardılar. Hiçbir şekilde geri adım atmadan bugünkü maçta olduğu gibi. Dolayısıyla maçın öyle hani bunları düşünüyorduk maçtan evvel ama bu kadar kolay olacağını düşünmüyorduk. Aynen de öyle oldu. İlk gole kadar ortada geçiyordu. Yani biz nispeten tabii skoru isteyen takım olarak biraz daha saldırıyorduk, daha arayıştaydık. Ancak onlar da hiç geri adım atmadan oynadılar. İlk gol de çok fazla şey değiştirmedi. Ta ki ikinci gole kadar. İkinci golden sonra çok doğal olarak kırıldılar oyunda ve ondan sonra çok rahat oynamaya başladık. Fazlasıyla pozisyonlara da girmeye başladık. Hem de farkı arttırmaya başardık. Dolayısıyla temel amacımız önce kazanmak, sonra da mümkünse farkı arttırabilmekti. Bunu başardık. Gümüşhane'ye de hem tebrik ediyorum hem de başarılar diliyorum.